Değerli dostlar, nasılsınız? Doktor Bora'yla Yaşamın İçinden kanalına hoş geldiniz. Bakın bugün yeni güzel bir videomuz olacak. Sizlerle birlikte hiperaktif çocuğa yaklaşımda anne babalarımıza ipuçları paylaşacağız. Bakın zaman zaman bütün çocuklar kurallara karşı geliyor olabilirler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan hiperaktif çocuklar ise diğer çocuklara göre kurallara daha fazla karşı koyma eğiliminde olacaklardır. Bu durumda hiperaktif çocukla karşılıklı güç mücadelesine girilmemesi gereklidir. Hiperaktif çocuğa yaklaşım konusunda sabırlı, ısrarlı ve yaratıcı disiplin uygulamaları hiperaktif çocuğun isyankar ve dürtüsel davranışlarında kontrolü sağlayacaktır. Bu kontrol çok değerli ve önemli. Zira hiperaktif çocuğa yaklaşımda bakın 6 tane belli başlı disiplini şöyle sağlayacağız. 6 maddemiz var. Bak 1. Hiperaktif çocuk için kendisine söylenenleri kabul etmediğinde neler yapılacak? Bazen anne baba olarak bizler günlük görev ve sorumluluklardan oluşan kalıplara sıkışabilir çocuğumuz. Ev ödevlerinin yapılması, gerekli bütün düzenin sağlanması, evin odanın yapılması gibi konularda evlat üstüne düşenleri yapmayabilir. Bu durum beraberinde sürtüşme ve kavgaları getiriyor. Çoğu durumda çocuğumuz mecburiyetten ikna olmuş gibi davranabilir. Fakat huzursuzluk sessiz bir şekilde devam eder ve duygusal olarak aile içinde sıkıntılı bir durum yaşanır. Güç mücadelelerini önlemek için en iyi uzun vadeli çözüm çocukların okul ve aile hayatıyla ilgili günlük görevlerinde yardımcı olacak rutinleri kurmaktır. Örneğin anne baba her çocuk için kararlı bir şekilde ders çalışma saatleri belirleyerek buna uyulması konusunda ısrarcı bir tutum sergileyebilirler. Aynı durumda oda ve yatak toplanması gibi durumlar için de bu rutin uygulanabilir. Bir davranış bir alışkanlık haline dönüşmesinin zaman alacağı unutulmamalıdır. Bununla birlikte bakın ikinci olarak yaptığının sonucunun umrunda olmaması hiperaktif çocukla çok karşılaştığımız bir durum. Hiperaktif çocuklar yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmekte gecikme bu sebeple yaşamamalıdır. Hiperaktif çocuk bir kural ihlali yaptığında karşılığında uygulanacak kısıtlamalar, örneğin televizyon izleme yasağı ya da arkadaşlarıyla görüşme yasağı gibi yasaklar gecikmeden uygulanmalıdır ve bunlarda geri adım atılmamalıdır. Bir kural koyar fakat sonra uygulama sırasında geri adım eğer atacak olursanız değerli anne babalar inandırıcılığınızı zedelersiniz. Koyduğunuz disiplin uygulamalarının gerçekçi bir zaman limiti olmalıdır. Ders alınmasını sağlayacak derecede uygun uzunlukta ve yeni bir pozitif davranış değişikliği şansı yaratabilmek adına da uygun kısalıkta olmalıdır. Disiplin uygulaması olarak verdiğiniz ceza, yapılan hatalı davranış ile örtüşmelidir. Orantısız, aşırı disiplin uygulamaları, çocuğunuzun kuralları ve otoritenizi yok sayması, öfke, asilik gibi sonuçlar doğuracaktır. Aynı zamanda da disiplinsiz bir ortam yaratılmasına sebep olur. Üçüncü madde olaraksa, hiperaktif çocuklarda yalan biraz sıklıkla gözlenebiliyor. Tüm çocuklar bazen yalan söyler. Yalan, hafif yalanlar olabilir. Örneğin, hayır ablamın kitabını ben almadım gibi. Ya da kronik sorunları örtbas etmek için de yalan söyleniyor olabilir. Örneğin, hayır öğretmenimiz bugün hiç ödev vermedi gibi. Değerli anne babalar, yalan özellikle sağlık ve güvenlik konularında ise bu durum kaygı vericidir. Örneğin, çantandaki sigara paketi nereden geldi? Ben almadım bilmiyorum gibi durumlar tehlikeli konulardır. Hiperaktif çocuklar içinse yalan çoğu zaman bir baş etme mekanizmasıdır. Onlar için yalan tekrarlanan başarısızlıklar sonucundaki suçluluk ve utanç duygularını örtbas etmek için geliştirdikleri bir yöntem olabilir. Unutkanlıklarından dolayı ya da dikkatlerini toplayamadıkları için sınavdan aldıkları kötü bir notu saklayarak alacakları eleştiriyi önlemek için hiperaktif çocuk yalan söyleyebilir. Kronik yalancılık ile ilgili yapmanız gereken ilk adım altta yatan nedeni bulmanızdır. Çocuğunuzun sorumsuz davranışlarının sonuçlarından kaçmak için eğer yalan söyleme mekanizması geliştirmişse bu davranışları daha yakından izleyiniz ve aldatmayı yakaladığınız anda disiplin uygulayınız. Eğer hiperaktif çocuğunuz başarısızlık ve utanç duygusunu örtbas etmek için yalan söylüyor ise çocuğunuzu dürüst olmaya teşvik ediniz. Aynı zamanda çözümlemek için uğraştığı sorun konusunda
ona destek olarak güvenli bir ortam yaratmalısınız. Diğer bir madde olaraksa hiperaktif çocuklar pek ciddiye almazlar anne babalarını. Gelin bakın bir de o konuya değinelim. Çocuğunuzun size veya sizin kurallarınıza karşı saygısız olmasının çeşitli nedenleri olabilir. Koyduğunuz kurallar acaba gerçekten açık ve net mi? Bir düşününüz bakalım. Kurallarınızda esneklik gösteriyor musunuz? Koyduğunuz bir kuralı zamana veya duruma göre değiştiriyor musunuz? Sizin ve hiperaktif çocuğunuz için önemli olan bazı kuralları yazıya dökmenizi öneririm sizlere. Yazılı olarak hem sizin hem de çocuğunuzun birlikte şekillendireceğiniz ve karşılıklı anlaşma şeklinde imzalayacağınız yazılı kurallar işinizi kolaylaştıracaktır. Eğer anlaşma kurallarını birlikte oluşturmazsanız hiperaktif çocuğunuz bunları kabul etmediğini söyleyebilir. Hatta imzalamayabilir. Bu sebeple kuralları birlikte oluşturmanız ve üzerlerinde hemfikir olmanız çok önemlidir. Bu anlaşmayı evde görünür bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Mutfakta bir dolaba, buzdolabını asmak ya da evladınızın odasında görünür bir yerde asılı olmasını öneriyoruz. Eğer kurallara düzenli olarak uyulmasını istiyorsanız, uygulamaların süreklilik göstermesi çok önemlidir. Belirlediğiniz bir kuralı henüz uygulama alışkanlığı yerleşmeden ve sadece sizin isteğinize göre değiştirmeye kalkarsanız, yeni kuralların oluşabilmesini riske atarsınız. Bu konuda kuralların uygulanması konusunda sıkıntılar, özellikle tehditlerde bulunulduğu ya da karşılıklı ebeveyn olarak kendi kredinizi tükettiğiniz şekilde yansıyor olabilir. Hiperaktif çocuğunuz her şeye karşı çıkıyor olabilir. Davranışlarındaki yoğun duygusal yük, hiperaktivite bozukluğunun karakteristik özelliği çünkü. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir hiperaktif çocuk için herhangi bir konudaki başarısızlık durumu sadece caydırıcı değildir. Aynı zamanda yıkıcı olabilmektedir. Uygun ve dozunda olmayan bir eleştiri sadece evladınızı yaralamakla kalmaz, aynı zamanda çok can yakıcı, çok üzücü olabilir. Çoğu çocuk disiplin uygulamaları konusunda bir miktar protesto gösterebilirler. Oysa hiperaktif bir çocuk ise katılmadığı bir disiplin uygulaması konusunda kızgınlık dolu, öfkeli tepki gösterir. Duygusal olarak sanki evinizde 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak derecede yoğun reaksiyon içinde bir hiperaktif çocuğu gördüğünüz zaman ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Disiplin uygulamalarına özellikle öfke ve kızgınlık durumlarında kronik bir şekilde devamlı karşı geliniyor olması belki de hiperaktivitenin sonucu olmayabilir. Acaba çocuğunuz gereğinden fazla eleştirildiği için mi aşırı tepki gösteriyor? Çocuğunuzla kendisini nasıl hissettiği konusunda konuşmanızı öneriyorum. Acaba ondan beklentileriniz gerçekçi mi? Ya da bu beklentiler onu korkutup çekinmesine neden oluyor mu? Gösterdiği aşırı reaksiyonların sizin ilginizi çekmek için yaptığı davranışlar olabileceğini göz ardı etmemelisiniz. Bazı durumlarda kronik öfke patlamalarının çocukluk depresyonu ile alakalı olabildiğini biliyoruz. Bunu lütfen unutmayınız. Bir diğer ve son önemli madde hiperaktif çocuklarla çocuğunuz bazen sizi dinlemiyor gibi olabilir. Eğer çocuğunuz düzenli olarak sizi dinlemiyorsa önce bir kendi tutum ve davranışlarımızı anne baba olarak gözden geçirmemiz faydalı olacaktır. Çok fazla negatif tutum sergileyerek sorunlara fazla odaklanıyor olabiliriz. Çözüm konusunda gerekli desteği bazen göz ardı etmiş olabiliriz. Hiperaktif çocuğumuzla sohbetimiz sadece bir ders havasında ve diyalog yerine monolog şeklinde geçiyor olabilir. Hiperaktif evladımız kaç yaşında olursa olsun evde uygulayacağımız kuralların belirlenmesi konusunda onun da katılımcı olarak kendi düşüncelerini paylaşması konusunda onu cesaretlendirmeliyiz. Bu evladın kendisini çok daha rahat ifade etmesini sağlayacaktır. Kendi düşünce ve duygularını aktardıkça, paylaştıkça bunların sorumluluğunu da taşımayı beraberinde öğreniyor olacaktır. Aile kurallarının belirlenmesi konusunda katılımcı olan bir hiperaktif evlat o kurallara uyulması konusunda da daha saygılı davranacaktır. Ben Dr. Bora Küçükyazıcı. Bu videomu eğitici ve faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Kanalıma abone olarak yeni yayınlanacak videoları da ilk olarak siz takip edebilirsiniz. Bu videodaki konuyla ilgili olarak da aklınıza takılan sorular, katkılar ve yorumlarınızı da aşağıya ekleyebilirsiniz. Sağlık ve sevgiyle.